Zeka soruları bizleri düşündürürken aynı zamanda eğlendirir. Birazdan göreceğiniz soruları iyi dinleyin ve cevaplarını bulmaya çalışın. Bir adam 15 katlı bir apartmanın 10. katında yaşamaktadır. Bu adam her sabah işe gitmek için aşağıya iner ve iş dönüşü tekrar asansörle evine çıkmaktadır. Bu adam iş dönüşü asansöre bindiğinde eğer asansörde başka birileri daha varsa 10. kata yani oturduğu kata kadar çıkabiliyor. Ancak asansörde kimse yoksa tek başına 7. kata kadar asansörle çıkıp geri kalan 3 kat için merdivenleri kullanmakta. Ayrıca yağmurlu günlerde de doğrudan 10. kata kadar çıkabilmekte. Peki bu adam neden böyle garip davranıyor? Adamın böyle garip davranıyor olmasının nedeni adamın cüce olmasından kaynaklanmakta. Adamın boyu asansörün üst düğmelerine yetişememekte. Bu yüzden asansörde başkaları varsa onlardan 10. katın düğmesine basmalarını rica ediyor. Yağmurlu günlerde ise 10. katın düğmesine basmak için elindeki şemsiyeyi kullanmakta. Bu resimde duran 5 adamın pozisyonları bu şekildedir. E harfindeki adam önündeki nesneyi yokuştan aşağıya doğru itecektir. Bu senaryoda topun gidişine göre sizce kimler ölür, kimler hayatta kalır? Bu hikayeyi düşünmeniz için 10 saniye süre. Eğer E'deki adam topu yuvarlamaya başlarsa şöyle bir senaryo gerçekleşecektir. Top önce D'dekinin kafasını ezer, sonra C'yi, daha sonra da A ve B'yi öldürür. En sonunda da fırlayan parça E'ye gidecektir. Doktorunuz size 3 hap verir ve bunları yarımşar saat arayla almanız gerektiğini tavsiye ederse, ilaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürecektir? İşte size biraz zaman. Şıklar aşağıda. Eğer ki 1 saat 30 dakika dediyseniz yanıldınız. Çünkü 60 dakika içerisinde 3 ilaç içersiniz. 0, 30 ve 60. Sizlere basit bir hava durumu sorusu soracağım. Şu anda saat gece 12'dir ve dışarıda yağmur yağmaktadır. Bu bilgiye göre siz bundan tam 72 saat sonra dışarıda güneşli bir hava olabileceğini tahmin edebilir misiniz? Kimse 72 saat sonra güneşli bir hava olacağını söyleyemez. Çünkü 72 saat sonra gece olacağı için dışarıda güneş falan olmayacaktır. Katilin biri işlediği suçtan dolayı idama mahkum ediliyor. Cezası sonrası katile 3 oda sunuluyor ve bu 3 odadan birisi seçmesi gerektiği söyleniyor. Birinci odanın içerisi alevlerle dolu. İkinci odada kiralık katiller var. Üçüncü odadaysa bir yıldır aç, yemek yememiş aslanlar bulunmakta. Sizce katil için en güvenli oda hangisidir? En güvenli oda üçüncü oda olacaktır. Çünkü bir yıldır aç bırakılan aslanlar zaten çoktan ölmüştür. Çok zengin bir iş adamı bir pazar günü malikanesinde ölü bulunuyor. Bunun üzerine ölmüş adamın karısı polisi arıyor ve olayı bildiriyor. Olay yerine gelen dedektifler sorgularına başlıyor ve herkesten şu cevapları alıyor. Karısı o saatte uyuduğunu söylüyor. Uşak tuvaleti temizlediğini, bahçıvan sebze topladığını, hizmetçi postaları aldığını ve son olarak aşçı da kahvaltıyı hazırladığını söylemiş. Bu cevapların üzerine dedektifler katili hemen tutukluyor. Peki dedektifler katilin kim olduğunu nasıl anlayabildi? Pazar günleri posta gelmeyeceği için dedektifler hizmetçinin yalan söylediğini fark ettiler. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli.
Ya Merak'tan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.